Bu işe yurt dışından önemli bir uzmana soralım efendim ve Londra'ya gidelim. Ve özellikle Türkiye ile ilgili önemli değerlendirmeleri olan ve gelişen ülkelerle ilgili önemli saptamaları olan Blue Bay Asset Management'ın ekonomisi Timothy Ash'e gidelim Londra'ya. Hi Timothy, first Merhaba, of all, welcome Timothy to our Bey, TV show. Programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Thank you. This Çok year teşekkür is ederiz. Evet, bildiğiniz gibi bu yıl piyasalar için oldukça zorlu geçiyor. Özellikle gelişmekte olan ülke kurları ve ekonomilerinde gerilme söz konusu, gelişmekte olan ülkeler ile alakalı genel beklentilerinizi alabilir miyim? Özellikle Fed ve ECB politikalarında dahil olmak üzere bunlar hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, ABD ekonomisi oldukça iyi performans sergiliyor. 25 baz puanlık bir indirim oldu ve yine de neler olacağını bekleyip göreceğiz. Özellikle bir adım atmak için iyi bir durum olacak. Bir agresif bir tutumu olur mu onu da bekleyip göreceğiz. Avrupa'ya da baktığımızda küresel veriler de oldukça düşük ve merkez bankaları da genel olarak yine de bir gevşeme durumunda olduğunu da görebiliyoruz. Politikalar açısından özellikle bunu görebiliyoruz. Mali politikalarda dahil olmak üzere Avrupa ve Batı Avrupa'da hükümetlerin mali açısından, mali politikalar açısından biraz daha yardım ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Evet, ikinci sorum da Türkiye hakkında olacak. Yakından takip ediyoruz son zamanlarda gerçekleşen, yaşanan politik süreçleri ve jeopolitik risklerin de oldukça önemli olduğunu da görüyoruz. Siz İstanbul stoklarını ve yakın zamanda da analiz ettiğimiz gibi Türk hisselerinde diğer gelişmekte olan piyasalarla kıyasladığımızda neler görebiliriz? Evet, Türkiye uzun vadede genel olarak yatırımcılar bu hikayeyi seviyor ve iyi bir büyüme dinamikleri olduğunu görüyoruz. Bunlar uzun vadede olduğunu da söyleyebiliriz. Büyük dinamik demografiklerin olduğunu görüyoruz. İyi firmalar var ve genel olarak bankalar da görüyoruz ve buradaki asıl risk de fiyatlar olduğunu görüyoruz ve jeopolitik de bunun da içerisinde. Son günlerde özellikle çok ilginç bir durum vardı. Bunu en iyi şekilde bu şekilde söyleyebiliriz. İlginç var ve euforia durumu var. Evet, yakın zamanda gördüğümüz gibi Trump yakın zamanda bir beyaz bayrak gösterdi. Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beyaz bayrak gösterdi ve Kuzey Suriye konusunda da bir anlaşma söz konusu oldu. Ve piyasalar açısından da bir yaptırımı olurlar mı? Bunu tam olarak düşünmüyoruz. Ve yine gördüğümüz gibi Kongre'de oldukça negatif bir durumu var Türkiye sorunları ile ilgili ve bunu geliştirmeleri de gerekiyor. Washington'a olan ilişkilerde Washington hala Türkiye'ye yaptırımlar uygulamak istiyor ve Trump oldukça güçsüz aslında ABD'de bunu. Halkbank sorununda da gerçekleştiğini görmüştük. New York bölgesinde de ve Halkbank sorusunda yasal işlemler konusunda da bunları gördük. O yüzden neler olacağını tam olarak bilemeyiz. En sonunda neler gerçekleşir, nasıl bir sonuca bağlanır ve bu ilişkide nasıl güçlenir Washington'da? Sadece Beyaz Saray'da değil de genel olarak nasıl güçlenir bu ilişki ve insanlar tekrar Türkiye'de yatırım nasıl yapılır onu da göreceğiz. Evet, teşekkür ederiz. Üçüncü sorum da bu yıl küresel ekonomik resesyon riskleri hakkında konuştuk ve Türkiye ekonomisindeki büyüme de negatife döndü. Peki genel makroekonomik bakış açısından Türkiye ekonomisini nasıl değerlendirirsiniz? Evet, bildiğiniz gibi burada aşağı yöne hareket belki de insanların beklediği kadar kötü değildi ve bunun biraz daha düzelmesi bekleniyordu. Biraz daha iyimserliğin baskın olduğunu görüyoruz. Ancak bu %5'lik bir büyüme de bunu iyileştiriyor ve bu oldukça fazlasıyla hareketli ve istekli olduğunu görüyoruz. Çok fazla bir denge olmayabilir bu konuda. Bu %5'lik büyüme hedefi
açıkla birlikte nasıl uyumlu olur bunu bilmiyoruz ve bunlar tam olarak bu rakamlar birbirine eşleşmiyor. O yüzden bu zor bir durum olabilir ve belki bu bir büyüme olursa da Türkiye için güzel bir durum olur elbette. %5'lik bu büyümede belki bu dengelerinin ve açıklarının nasıl dengeli bunları insanlar endişe duyabilir bu konular hakkında. Ve bilanço sorunları da var bankalarda. Bu da belki büyüme toparlanmasını ve iyileşmesini zayıf hale getirebilir. Yes, thank you, evet, Timothy Ash. Çok teşekkür ederiz yine değerlendirmeleriniz için ve bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Evet, Blue Bay Asset Management'tan Timothy Ash, ünlü ekonomist bizimle birlikteydi ve Donald Trump'ın Amerika'da aslında oldukça bu kadar da güçlü olmadığını söylemiş oldu ve Türkiye ekonomisinin %5'lik büyüme patikasında aslında bir takım sorunlar olabileceğini az önce dinlemiş oldunuz ve bankaların bilançolarında çok iyi bir görüntüde olmadığını